Hatırlar mısınız? Bir zamanların yalan rüzgarları, dallasları vardı. Benim Yani yok. şu anki magazin gündeminin karışıklığı Ben Aşk-ı Memnu'ya yetişebildim bir tek. Gerçekten. Şimdi Alişan'la Eda Erol ayrılığında hemen bir basitçe anlatayım. Zaten biliyorsunuz bir üçüncü kişiden yani Eda Erol'un daha önce ilişki yaşadığı iddia edilen şu anda da fotoğrafta gördüğünüz bir başkasından bahsedilmişti. Alişan da söylemezsem olmaz aradı sadece Türk televizyonlarında. Ve dedi ki üçüncü kişilerle bunun bir alakası yok. Evet. Lütfen bunlardan bahsetmeyin. Bahsetmeyelim de. Gelin görün ki yeni bir iddia ortaya atılmasın. Noter tasdikli bir iddia. Niye O da böyle çok diyorum? enteresan ya. Demek ki çocuk her şeyden emin yani. Şimdi Bircan hatırlayacaksın bir önceki çıkan haberlerde bu üçüncü kişinin yani Eda Erol'un eski erkek arkadaşı olduğu söylenen kişinin gazete gazete gezip uçan kuşa da gidip 30 bin lira verin bakın benim Eda ile fotoğraflarım var. 30 bin lira verirseniz bu fotoğrafları size veririm dediği iddia edilmiş ve bunlar da gündeme gelmişti biz de aktarmıştık. Şimdi bu yeni noter tasdikli iddia şu. Bu Ogan Şenyolcu denilen arkadaşımız uçan kuşa bir belge yolluyor. O belge sizde varsa onu da ekrana verin arkadaşlar. O belgeli Bakın ya. bende var. Şöyle fotokopisini almış arkadaşlarım. Şimdi içeriğini söyleyeceğim. Burada Ogan Şenyolcu diyor ki evet böyle bir fotoğraf mevzusu vardır ama ben size fotoğrafı getirmedim. Yani ya da şöyle ben sizden para talep etmedim. Siz bana bu fotoğrafı ver ki sana 30 bin lira verelim dediniz. Fotoğrafların yayınlanmama sebebi de budur. Ben para teklifinizi kabul etmedim ve fotoğrafları size vermedim diye böyle bir hareket yapıyor. Şimdi Ha. iş böyleyse bile niye Ogan Şenyolcu böyle bir şey yapıyor? Gündemden mi düşmemeye çalışıyor? Ne Hayır. yapıyor? Ben size soruyorum. Hayır, ben sana söyleyeyim Ne mi? bu? Çocuk başka şeylerle muhatap olmuş bence. Nedir? Başka durumlarla karşı karşıya gelmiş. Bir fotoğraf var evet bu çocuğun elinde. Var diyor. Evet, var, tamam, bunu anladık. Ama diyor ben Bravo. sizi satmak istemedim. Siz benden satın almak Çocuk istediniz. diyor ki ben kapı kapı dolaşmadım. Kendi itibarını kurtarmış çocuk. Ben bir şey söyleyeyim mi? Bence burada yanlış bir şey yok. Çocuk ispatlamış yani. Ben yapmadım diyor abi. Ama bir fotoğraf var ya ben Yapın. vermedim diyor. Neticede bir fotoğraf ve bir para Evet. mevzusu var Vermedim ortalık. diyor çocuk E yani şu peki an. ben de o zaman şunu sorarım. Uçan kuşun. Ogan Şenyolcu şimdi Türkiye'nin Tarkan'ı diye bir şey değil. Ogan Şenyolcu'nun telefondaki fotoğraftan ne haberi olur? O Çocuk zaman benim gitmiş aklıma da işte. bu geliyor. Çocuk gitmiş işte Gitmiş uçan fotoğrafı kuşa. göstermiş. Evet, fotoğrafı parayla satmak istemiş. Hayır şimdi diyor ki bu çocuk Nihat. Belgelemiş. Siz benden satın almak istediniz diyor. 30 bin lira karşılığında ben satmak istemedim fotoğrafı diyor. İyi de ben de diyorum ki uçan kuşun Bilir senin elindeki İlkay'cığım, bilir fotoğraftan ne ya. haber Mesele oldu? şu Bilir. bakın. Senin telefonunda sen bana anlatırsın. Bir tane fotoğrafın vardır. Ben giderim. Can abi tanıyorum da Can abi derim. Bak İlkay'da bir fotoğraf var. Düş peşine. Bu kadar basit bu iş ya. Hayır, bir de şöyle bir şey var. Gazeteci refleksi böyle bir duyum aldı. Bu fotoğraflar doğru mu değil mi? Doğru. Bir gel kardeşim tamam ben sana para vereceğim deyip fotoğraflara bakıp tamam ben seni bir gün sonra arayacağım da diyebilir. Doğru, aynen. Fotoğraf doğru mu değil mi diye ona bakabilir. Şimdi Gazeteci neticede refleksi. fotoğraf doğru mu değil mi? 30 bin lirayı kim kimden istedi falan o kısmı bir muallakta ama şu ispatlanmış oluyor bu Bir fotoğraf belgeyle var. bir fotoğraf Evet var. evet. Net. Bir fotoğraf var. O mu Ne satmak yapacağız istedi? ne? Bu mu satın almak istedi? Ne Böyle bir aşk oldu? da varmış. Ya bir aşk olsa ne olur Nihat Allah aşkına. Yani sen biriyle bir yola çıkmış Ya olabilirsin. öyle Onun yok öncesi ya. kimi bağlar Yok diye ya. düşünüyorum. Öncesi tabii ki Yok bağlamaz ama hani ya. sırasında. Nasıl Nasıl bağlamaz? Şimdi ben bunun için söylemiyorum da. bağlamaz? Yok ya bağlamaz mı? Sen geliyorsun ben bir kadınla tanışıyorum. Tamam. Ah aşkım canım. Sana kurban olurum. Ölüyorum sana. Anamsın babamsın. Sensiz hayatı düşünemiyorum. Sensizlik bana bir ölüm geliyor diyor. Ben de inanıyorum. Seviyorum. Sonra bir bakıyorum ulan daha benden bir ay önce başkasına da aynı şeyi söylemiş. İnanır mısın sen bu kadına? Bu kadınla Bilmiyorum. neyi Tam bilmiyorsun olarak böyle ya? düşünmüyorum. Soracaklarım var. Nasıl Eda ya? Erol'la Alişan konusunda aklıma yatmayan tek şey Eda Erol'un daha önce bir arkadaşı olsa ne olur, olmasa ne olur? Mühim olan Alişan'la bir yola çıktıktan sonra olacak Öyle değil olanlardı işte diye Alişan. düşünüyorum. Ama yalan söylediyse ben bu çocuğu tanımıyorum dediyse problem var. Senden önce hiç Tanımıyorum kimseyi bu dediyse. kadar, senden önce hiç bir ilişkim olmadı dediyse, yani şu an ihtimaller Bunu üzerinde dememiştim. Anca senden öyle böyle önce. bir kriz çıkabilir diyoruz. Tabii. Tabii Aklımız canım. Bir böyle yalan olmuş söylüyor. olabilir ama bu çocuğu gerçekten tanımıyorum demişse çok büyük bir Bak yalan bir var şey söyleyeceğim. Ben ortada. tekrar ediyorum. Alişan da benim sevdiğim bir kardeşim. Yurt dışında şu anda Şu an kanda yurt dışı. galiba. Belki gelmiş bilmiyorum. Kanda Biz kafa kanda. dağıtmaya gidiyor. Alişan'ı ben ilk defa evliliğe bu kadar yakın gördüm. İlk defa bu kadar gözleri parlarken gördüm. İlk defa bu kadar severken gördüm. Böyle eften püften sebeplerle ayrılması falan da hükümsüzdür. Kimse kusura bakmasın. Ona da inanmadım. Yüzüne de söyledim. Neden ayrıldın? Ya işte şundan ya ne anlaşamadın kardeşim? Neyi anlaşamadın? Evliliğe şurada Kasım, Ekim, Kasım işte. Bir ay kalmıştı. O yüzden bence bunun bu veya buna benzer büyük ağır bir sıkıntı çıktı Başka için. iddialar da var. Süremiz kalmadı. Yarın yine konuşacağız.